Merhabalar arkadaşlar, Ehliyet Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Haziran ayının son videosuyla karşınızdayız. Bugün sizlerle Haziran sorularını çözeceğiz. Lütfen ezber yapmayın, soruların mantığını kavrayın. Çok daha başarılı olursunuz. Bu sorular sınavlarda birebir çıkmış sorulardır. Geçmiş aylarda çıkan sorulara yine kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanalımızda konu anlatımı derslerimiz var. Mutlaka onları izleyin. Bu videonun açıklama kısmına ve yorumlar kısmına ben linklerini bırakacağım. Tıklayıp izleyebilirsiniz. Videoyu bitirdiğinizde aşağıdaki yorumlar kısmına kaç doğru ya da kaç yanlış yaptığınızı yazabilirsiniz. Sizleri takip ediyoruz arkadaşlar. Aklınıza takılan her şeyi bize yorumlardan sorabilirsiniz. Ehliyet sınavını kazandıktan sonra da abonelikten çıkmayıp kanalımıza destek olan tüm arkadaşlara buradan teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte büyüyoruz arkadaşlar. Çok sağ olun. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer hazırsanız hemen sorulara geçelim. Şekilde gösterilen marş motorunun görevi nedir? A. Motoru çalışma sıcaklığında tutmak. B. Motora ilk hareketi vermek. C. Araca ilk hareketi vermek. D. Aküyü şarj etmek. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Motora ilk hareketi vermektir arkadaşlar. Marş motorunun görevi motora ilk hareketi vermek. Kontağı çevirdiğimiz zaman ilk olarak marş motoru çalışıyor. Aşağıdakilerden hangisi trafik bilgi işaretlerindendir? Lütfen tüm tabelalara dikkatli bir şekilde bakalım. Bu sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Tabloda da görüyorsunuz zaten tek yön yazılmış bu trafik bilgi işaretlerindendir arkadaşlar. Diğerleri ise trafik tanzim işaretidir. Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? A) Yarı oturur pozisyon verilmesi, B) Egzersiz yapmasının sağlanması, C) Kullandığı ilaçları varsa almasının engellenmesi D. Yaşam bulgularından sadece solunumun değerlendirilmesi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yarı oturur pozisyon verilmesi bu. Yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır arkadaşlar. Göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye. Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları ve Komşu organları da yaralayabilir. Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur? A) Kırık bölgenin hareketsiz hale getirilmesi, B) Kırık bölge hareketsiz hale getirilmeden taşıma yapılması, C) Kol ya da bacakta bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması, D) Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır arkadaşlar. Kırık bölgenin hareketsiz hale getirilmesi. Hareketsiz hale getirdikten sonra sevk edebiliriz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminde yer alır? A şaft, B debriyaj, C amortisör, D diferansiyel. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Amortisör süspansiyon sisteminde yer alır arkadaşlar. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A geçme yaparken sinyal verilmesi B tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi C sürülmeleri sırasında elde bagaj, paket ve benzerlerinin taşınması, D gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Sürülmeleri sırasında elde bagaj, paket ve benzerlerinin taşınması motorlu bisiklet ve motosiklet sürücüleri için yasaktır arkadaşlar. Güneş çarpması olan kişiye aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır? A) Serin bir yere alınarak vücut ısısı düşürülmeli. B) Üstü örtülerek terlemesi sağlanmalı. C) Sıcak içecekler verilmeli. D) Sıcak duş yaptırılmalı. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Serin bir yere alınarak vücut ısısı düşürülmelidir arkadaşlar. Çünkü güneş çarptığı için vücudu bayağı bir ısınmış olacaktır muhtemelen. O yüzden serin yeri alacağız ve vücut ısısını düşüreceğiz. İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır? A şok B beyin kanaması C ayakta olan kanamalar D ayak bileğinin burkulması Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Beyin kanaması durumlarında sakıncalıdır arkadaşlar. Ayakları yukarı kaldırdığımız zaman biliyorsunuz kan beynimize doğru gittiği için sıkıntı oluyor arkadaşlar. Beyin kanaması olan bir kişiye bunu yapmamamız gerekir. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yetki alanı dışındaki yerlerde trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir? A. İl Özel İdareleri, B. Afet İşleri Genel Müdürlüğü C. Jandarma Genel Komutanlığı D. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yetki alanının dışındaki yerlerde jandarma genel komutanlığı denetlemeleri de yapar, düzenlemeleri de yapar arkadaşlar. Yetkilidir. Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur? A. Hızını arttırması B. Sağa geniş sola dar kavise dönmesi C. Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi D. Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Dönüş sırasında varsa kurallar uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi zorunludur. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler? A. Viraja girmeden önce hızı arttırmak. B. Aracı kullanırken yola konsantre olmak. C. Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak. D. Her hızda fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Viraja girmeden önce hızı arttırmak, sürüş güvenliği olumsuz yönde etkiler arkadaşlar. Motorun çalışma sıcaklığına çok geç ulaşması aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğunu gösterir. A radyatör, B termostat, C yağ filtresi, D Devrilayın pompası. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Termostatın arızalı olduğunu gösterir arkadaşlar. Motor çalışma sıcaklığına çok geç ulaşıyorsa termostat arızalıdır. Verilenlerden hangileri atar damar kanamalarına ait bir özelliktir? 1. Sızıntı biçiminde hafif olması, 2. Koyu renkli ve taşma tarzında akması, 3 kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır yalnız 3 arkadaşlar kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması atar damar kanamalarına ait bir özelliktir. Aşağıdakilerden hangisi trafik denetiminde istenmesi halinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir? A sürücü belgesi B. Araç imalat belgesi C. Parça garanti belgesi D. Kasko sigorta poliçesi Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Sürücü belgesi, trafik polisi bizden istediği zaman göstermek zorunda olduğumuz belgelerden biridir. Sırada görsel bir sorumuz var. Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir? Lütfen hepsine tek tek dikkatli bir şekilde bakalım. Kafamız karışmasın. Bu sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır arkadaşlar. Üçgen ters tabela. Bu tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir. Yani biz kavşağa geldiğimiz zaman eğer tali yoldan kavşağa geliyorsak bu tabelayı kesinlikle görürüz arkadaşlar. Bu da tali yol tabelasıdır. Yol vermemiz gerekir bunu gördüğümüz zaman. İşitme yetersizliği olan sürücü adayı hangi durumda sürücü belgesi alabilir? A) Sadece şehirler, şehir içinde araba kullanmak için. B) İşitme cihazı ile belli yeterliliğe ulaşabiliyorsa. C) Araç kullanırken yanında birisini bulundurmak şartı ile. D) Belli bir hızdan fazla seyretmemek şartı ile. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. İşitme cihazı ile belli yeterliliğe ulaşabiliyorsa ehliyet alabilir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir? A. Göğüs kemiğinde kırık olanlar B. Kalça kemiğinde kırık olanlar C. Omurilik zedelenmesi olanlar D. Besin zehirlenmesi olanlar Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Besin zehirlenmesi olanlar yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir. Sırada görsel bir sorumuz var. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve vites kutusundan gelen hareketin diferansiyeli iletilmesini sağlayan güç aktarma organının adı nedir? Görüyorsunuz okla çizilmiş vites kutusu diferansiyel gösterilmiş ve soru işareti bırakılan bir yer var. Işıklara bakalım. A şaft, B aks, C volan, D kavrama. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Soru işareti bırakılan yer şafttır arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayalım. Ülkemizde 112 acil telefon hattı öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır? A. itfaiye, B. Ambulans C. Polis imdat D. Jandarma imdat Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Öncelikle ambulans hizmeti için kullanılmaktadır. Çok basit bir soru olarak size gelebilir arkadaşlar ama inanın panik halinde bunu unutabiliyoruz. Farklı numarayı arayabiliyoruz ya da aklımıza gelmiyor. Lütfen mümkünse bu numarayı aklımıza kazıyalım. Sağa dönmek isteyen şekildeki bir numaralı araç sürücüsü Aşağıdaki işlemleri hangi sırayla yapmalıdır? 1. Hızın azaltılması, 2. Dönüş işaretinin verilmesi, 3. Dar bir kaviste dönülmesi, 4. Sağ şeride girilmesi. Şıklara bakalım. Biraz kafamız karışabilir ama dikkatli dinleyin. A 1 2 3 4, B 1 4 2 3, C 2 4 1 3, D şıkkımız ise 4 2 1 3. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 2, 4, 1 ve 3 sıralaması ile yapmalıdır arkadaşlar. Bakalım. Dönüş işaretini vereceğiz ilk önce. Sonra sağ şeride gireceğiz. Hızımızı azaltacağız. Ve en son olarak da dar bir kavise döneceğiz. Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır? 1. Yaşamı korumak. 2 iyileşmeyi kolaylaştırmak. 3 durumun kötüye gitmesini önlemek. Şıklara bakalım. A yalnız 1. B 1 ve 2. C 2 ve 3. D 1 2 ve 3. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 1, 2 ve 3 yani hepsi arkadaşlar yaşamı korumak, iyileşmeyi kolaylaştırmak ve durumun kötüye gitmesini önlemek ilk yardımın amaçlarındandır. Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır? A) Meyve suyu içirilmesi B) Şoka karşı önlem alınması C) Yara yerinin soğuk tutulması D) Yara yerine göre uygun pozisyon verilmesi Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Meyve suyu içirilmesi kesinlikle yasaktır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi tehlike uyarı işareti değildir? Hangisi tehlike uyarı işareti değil arkadaşlar? Hepsine dikkatli bir şekilde bakalım. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. C seçeneğinde gördüğümüz tabela tehlike uyarı işaretlerinden değildir. Belirli miktarda patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan araçlar giremez tabelasıdır. Kafanız karışmasın. Burada videoyu durdurup biraz geri sarıp Tekrar dinleyebilirsiniz. Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar? A iş zamanı, B egzoz zamanı, C emme zamanı, D sıkıştırma zamanı. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sıkıştırma zamanının sonunda ateşleme yapar arkadaşlar. Bu benzinli motorlar için geçerlidir. Yerleşim yerleri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır? A 15 metre B 20 metre C 25 metre D 30 metre Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 15 metre mesafe içinde park etmek yasaktır. Aracın kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca aşağıdakilerden hangisinin değişmesi gerekir? A. Volan dişlisinin B. Triger kayışının C. Endüksiyon bobininin D. Marş dişlisinin Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Belirli zaman dolduğu zaman Triger kayışının değişmesi gerekir arkadaşlar. Sırada görsel bir sorunuz var. Lütfen çok dikkatli bakalım. Özellikle sınavda görsel sorulara çok dikkat edelim. Kolay gibi geliyor. Hemen işaretleyip geçiyoruz. Şekilde iki yönlü ve üç şeritli karayolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir. Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sorulama yapmaktadır? A. Yalnız 3 B. 1 ve 2 C. 2 ve 3 D. 1, 2 ve 3 Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 2 ve 3 numaralı araçlar hatalı sollama yapmaktadırlar. Neden? Çünkü görselde gördüğünüz yani yolda gördüğünüz devamlı çizgi var arkadaşlar orta şeridin sağında ve solunda. Bu devamlı çizgiler o şeridin sadece sollama yapmak için kullanıldığını belirtir arkadaşlar. Bu önemli bir detay. Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazede de aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür? A. Tokluk hissi B. Yavaş nabız C. Görme denetlik D. Yüzeysel solunum Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Yüzeysel solunum gözlemlenir arkadaşlar. Kan şekeri düşüklüğü olduğu zaman yüzeysel solunum gözlenir. Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için Aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) Termostat çıkartılmalı. B) Eskimiş bujiler değiştirilmeli. C) Lastiklerin hava basıncı indirilmeli. D) Motor yüksek devirde çalıştırılmalı. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Kesinlikle eskimiş bujiler değiştirilmelidir arkadaşlar. Aracımızda yakıt tasarrufu görülecektir. Aşağıdakilerden hangisine koltuk ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunludur? A) Otomobil B) Çekici C) Otobüs D) Kamyonet Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Otobüslerde koltuk ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunludur. Verilenlere göre araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır? Lütfen dikkatli dinleyelim. 1. Jant kapağı çıkartılır. 2. Kiriko ile araç kaldırılır. 3. Bijon somunları sökülür. 4. Bijon somunları gevşetilir. Ve son olarak 5. De aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır. Doğru cevabımız... Şıkları tek tek okumuyorum arkadaşlar. Kafanızı karıştırmak istemiyorum. Bu sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. D şıkkında gördüğümüz gibi ilk önce aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemlerini almamız gerekiyor. Sonrasında jant kapağını çıkaracağız ve sonra buji somunlarını gevşettikten sonra kirko ile aracı kaldıracağız ve son olarak da buji somunlarını sökeceğiz arkadaşlar. Bijon somunlarını özür dilerim. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve motorda yanma sonucu oluşan gazların Dışarı atılmasını sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir? A. Eksoz manifoldu B. Emme manifoldu C. Külbütör kapağı D. Karter Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Eksoz manifoldu okla gösterilip soru işareti bırakılan yer eksoz manifoldudur arkadaşlar. Yanma sonucu oluşan gazların dışarı atılmasını sağlar. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisinde takograf cihazı bulundurulması ve kullanılması zorunludur? A) Otobüs B) Minibüs C) Taksi D) Dolmuş taksi Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Otobüslerde takograf cihazı bulundurulmak ve kullanmak zorunludur. Herhangi bir polis çevirmesinde polis kontrol edebilir ya da belki denk gelmişsinizdir otogarlarda da otobüs perona yanaştığı zaman polis gelir ve takograf cihazını kontrol eder arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder? A marş sistemi, B yağlama sistemi, C direksiyon sistemi, D aydınlatma sistemi. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Direksiyon sistemi aracımızı istenilen yöne sevk eder arkadaşlar. Nereye çevirirsek oraya gider. Seyir esnasında aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görüldüğünde öncelikle yapılması gereken nedir? A. Motor devri yükseltilir. B. Motor devri düşürülür. C. Araç sürülmeye devam edilir. D. Araç durdurulur ve motor stop edilir. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Araç durdurulur ve motor stop edilir arkadaşlar. Kalp masajı uygulanabilmesi için kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir? A. Kazazedenin sesli uyaranlara tepki vermemesi. B. Dolaşımın durması, kalp atımlarının anlamaması. C. Kazazedenin bilincini yitirmesi. D şıkkımız ise ref, reflekslerin kaybolması. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Dolaşımın durması, kalp atımların alınamaması durumunda kalp masajı uygulanabilir arkadaşlar. Kalp masajı uygulamasına kesinlikle zaten geçmemiz gerekir. Sırada görsel bir sorumuz var. Resimde görülen seyir halindeki aracın arkasındaki kırmızı lambaların yanması... Trafikteki diğer sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? A aracın sola döneceğini, B aracın sağa döneceğini, C araçta frenleme yapıldığını, D aracın geri gelmekte olduğunu. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Araçta frenleme yapıldığını arkamızdaki araçlara bildirmiş oluyoruz arkadaşlar. Kırmızı lamba yandığı zaman arkamızdaki fren lambaları diyoruz. Yandığında fren yaptığımızı anlıyor arkadakiler ve ona göre takip mesafesini koruyarak onlar da yavaşlayacaklardır. Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın birinci adımı nedir? A) Hemen tıbbi yardım istenmesi. B) Yaralının hemen hastaneye taşınması. C) Yaralının hemen araçtan çıkarılması. D. Trafik ve can güvenliğinin sağlanması Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Trafik ve can güvenliğinin sağlanması ilk yardımın birinci adımıdır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir? A. ilaçla tedavi etmek B. Durumu kötüleşmesini önlemek C. Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak D. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. İlaçla tedavi etmek. ilk yardımın amaçlarından biri değildir arkadaşlar. İlaçla tedavi etmek doktorların görevidir. Seyir esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur? A. Trafikteki görevli sayısı. B şehir içindeki trafik kazaları. C trafik kazalarındaki ölüm oranı. D şehirler arasındaki trafik kazaları. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Trafik kazalarındaki ölüm oranını düşürür arkadaşlar. Resmen düşürür. Araca ilk bindiğimiz anda lütfen emniyet kemerimizi takalım. Emniyet kemeri gerçekten hayat kurtarıyor. Trafik zabıtası veya yetkililerce kanunda ve yönetmelikte belirtilen hallerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkolunmasına ne denir? A. Trafik suçu B. Trafik terörü C. Trafik kusuru D. Şıkkımız ise trafikten men Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Trafikten men adı verilir arkadaşlar. Yani aracımız yeni, yedi otoparkına çekilir. Devam ediyoruz. Hangisi yakıt sistemi elemanıdır? A. Yakıt filtresi B. Endüksiyon bobini C. Marş motoru D. Termostat Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yakıt filtresi yakıt sisteminin bir Elemanıdır. Kazazedelere baş geri çene yukarı pozisyonu verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Kusmayı sağlamak. B. Hava yolunu açmak. C. Kalp masajı yapmak. D. Bilinci değerlendirmek. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Baş geri çene yukarı pozisyonu verilmesi verilmesinin nedeni hava yolunu açmaktır arkadaşlar. Başımızı şöyle geriye doğru yukarı bir kaldıralım. Zaten anlayacağız. Hava yolunu açmış olacağız arkadaşlar. Sırada görsel bir sorumuz var. Şekilde soru işaretiyle gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir? A yakıt tüketimini azaltmak. B aracın fren mesafesini kısaltmak. C yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmak. D aracın daha çabuk hızlanmasını sağlamak. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmaktır arkadaşlar. Süspansiyon sisteminin görevi budur. Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler? A viraja girmeden önce hızı arttırmak. B aracı kullanırken yola konsantre olmak. C yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak. D her hızda fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Viraja girmeden önce hızı arttırmak sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler. Motorun yağ yakmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Kam eksantrik aşınmıştır. B. Silindirler aşınmıştır. C. Krank mili aşınmıştır. D. Volan aşınmıştır. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Silindirler aşınmıştır arkadaşlar. Silindirler aşındığı zaman motorumuz yağ yakar. Aslında bunun sebebi de tamamen biziz arkadaşlar. Motor yağını zamanında değiştirmediğimiz zaman motor yağının özelliği kayboluyor e, özelliği kaybolduğu zaman da silindirlere zarar veriyor arkadaşlar. Yani biz bunu kendimiz yapıyoruz. Lütfen yağı zamanında değiştirelim. Bazı dış kanamalarda yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir? A. Psikolojik destek sağlamak B. Yaralı bölgenin sıcaklığını korumak C. Damarı genişletip kan basıncının azalmasını sağlamak D. Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Damarı sıkıştırarak kanın dışarı akmasını engellemek. Bazı dış kanamalarda yarı üzerine basınç uygulamaktaki amaçtır. Kiriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takos konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Aracın motorunu çalıştırabilmek. B. Aracın hareket etmesini engellemek. C. Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek. D. Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Aracın hareket etmesini engellemek. Bu, kiriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takos koyuyoruz ya. Bunun amacı aracın hareket etmemesidir arkadaşlar. Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır? 1. Sırt üstü yatırılıp başın geriye alınması. 2. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi. 3. Burun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılması. Şıklara bakalım. A yalnız 1. B 1 ve 2. C 2 ve 3. D şıkkımız ise 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. 1 ve 2 yanlıştır. Yani sırt üstü yatırılıp başın geriye alınması yanlış sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi bu da yanlıştır. Kesinlikle bunları yapmamamız gerekir. Marşa basıldığında tık diye bir ses gelip marş motoru çalıştırmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Aracın el freni çekiktir. B. Debriyaj arızalıdır. C. Akümülatörün kutup başları gevşemiştir. D. Yakıt içerisinde toz ve pislik vardır. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Akümetörün kutup başları gevşemiştir. Yani bir diğer adı ise akü arkadaşlar. Akü ve akümetör bunların ikisi de aynı şey. Akünün kutup başları gevşemiştir. Aşağıdakilerden hangisi çakıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır? A çıkan bölge üzerine masaj yapmak. B çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak. C çıkan bölgeyle kalp arasında turnike uygulamak. D çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak sevk etmek. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak sevk etmek. Bu çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır arkadaşlar. Bunu yapmamız gerekir. Suni solunum işlemleri öncesinde İlk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? A) Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığının sağlanması B) Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atılması C) Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklenilmesi D) Hastanın ayaklarının yükseltilmesi Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığının sağlanması ilk olarak yapmamız gereken işlemdir. Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Dar bir kavisle dönmesi B. Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi C. Dönüşünü tamamladıktan sonra hızına uygun şeride girmesi D. Kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermesi Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Dar bir kaviste dönmesi yanlıştır arkadaşlar. Geniş bir kaviste dönmemiz gerekir. Birkaç soru önce bunu açıklamıştım zaten. Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? A. Ayaklarının yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması. B, bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi, C, ağızdan ılık içecek verilmesi, D, batan cismin çıkarılması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi, delici göğüs yaralanmalarında yapılacak doğru bir ilk yardım uygulamasıdır. Aşağıdakilerden hangisi vites kutusunun görevlerindendir? A motordan aldığı hareketi kavramaya iletmek. B şafttan aldığı hareketi tekerleklere iletmek. C yol ve trafik durumuna göre araca en uygun hızı vermek. D şıkkımız ise krank miline yataklık etmek. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yol ve trafik durumuna göre araca en uygun hızı vermek vites kutusunun görevlerindendir. İlk yardım çantasında bulunan malzemelerin ortak özelliği nedir? A. Yaşam kurtarmada kullanılırlar. B. Aynı maddeden yapılmışlardır. C. İlk yardım dışındaki amaçlarda da kullanılabilecek genel malzemelerdir. D. Sayıları araç sürücüsü tarafından belirlenir. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Yaşam kurtarmada kullanılırlar arkadaşlar. İlk yardım çantasının Çantasında bulunan malzemelerin ortak özelliği yaşam kurtarmada kullanılmalarıdır. Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır? A) Stepne B) Havalı korna C) Güneş gözlüğü D) Emniyet kemeri Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Havalı kornanın Şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır. Zaten görmüşsünüzdür. Genellikle kamyonlarda oluyor. Şehirler arası seyahat ediyorlar genelde kamyonlarda. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan çevre faktörlerinden değildir? A) Yolun bakımsız olması. B) Kaldırımların yetersiz olması. C) Eski ve yetersiz araçların kullanılması. D) Uyarı işaretlerinin yetersiz olması. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Eski ve yetersiz araçların kullanılması trafik kazalarına neden olan çevre faktörlerinden değildir. El freni teli kopmuş ise aşağıdakilerden hangisi olur? A. Fren pedal boşluğu artar. B. Fren sistemi hava yapar. C. Kampana ışınır. D. El freni tutmaz. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. El freninin teli kopmuş ise el frenimiz tutmaz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangileri gabare ile ilgilidir? Önemli bir soru lütfen. Üçüne de dikkatli bakalım. A 1 2 B 1 ve 3 C 2 ve 3 D şıkkımız ise 1 2 ve 3 Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Hangisi gabari ile ilgilidir diye sorulmuş arkadaşlar. 1 ve 2. Görüyorsunuz bir ölçüler var. Biri genişlik ölçüsü. Birisi de yükseklik gabari ölçüsü arkadaşlar. Diğerini de söyleyeyim. O da dingil ağırlığı ile alakalı bir tabela. Yani 6 tondan fazla olan, 6 tondan fazla dingil ağırlığı olan araç giremez anlamındadır. Boyun omurlarında yaralanma olduğundan şüphelenilen bir kazazedeye. Aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A dolaşım kontrolü, B solunum kontrolü, C çeneyi göğüse iyice yaklaştırma, D sırt üstü düz bir zemine yatırma. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Çeneyi göğüse iyice yaklaştırma yapılmaz arkadaşlar. Boyun omurumuzda omurlarında zarar varsa, yaralanma varsa çeneyi göğsümüze iyice yaklaştırırsak bu zarar verir zaten. Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa aşağıdakilerden hangisi arızalanır? A. Su pompası B. Şanzuman dişlileri C. Alternatör diyotları D. Diferansiyel dişlileri Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa Alternatör diyotları arızalanır arkadaşlar. Lütfen ters bağlamayalım. Zaten eksi kutup başı ve artı kutup başı üzerinde de yazar. Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamına göre, yurt içi eşya kargo vesaire taşıma yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgesinin türü hangisindeki gibi olmalıdır? A. SRC1, B. SRC2, C. SRC3, D. SRC4. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Eşya, kargo vesaire taşıma yapan sürücülerin belgesi SRC4 olmalıdır arkadaşlar. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki, şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Alternatörün şarj etmediğini B. Emniyet kemerinin takılmadığını C. Motor yağ basıncının düştüğünü. D. Motor soğutma suyu sıcaklığının yükseldiğini. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Alternatörün şarj etmediğini bize bildir arkadaşlar. Bu ışık yandığında bilin ki alternatör şarj etmiyor. Emniyet şeritlerinin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A. Ambulansın hasta taşıması. B. Görevi dışında çakar kullanan araçların ulaşım yoludur. C. Trafik kazalarında güvenli olarak güvenli alan olarak kullanma. D. Şıkkımız ise acil durumlarda durma veya duraklama. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Görevi dışında çakar kullanan araçların ulaşım yoludur. Bu emniyet şeritlerinin kullanım amacı olamaz arkadaşlar. Son sorumuz görsel bir soru. Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur? Lütfen tüm pozisyona dikkatli bir şekilde bakalım. Hepsi bize kursta öğretiliyor arkadaşlar. Hepsine dikkatli bakalım. Bu sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Şok pozisyonu hastanın ayakları 30 santim kadar yukarı kaldırılır arkadaşlar. Bu şok pozisyonudur ve bize bu sorulduğu için doğru cevap A'dır. Evet arkadaşlar, bu sınavın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Lütfen olabildiğince fazla test çözün. Soruların mantığını kavrayın. Ne kadar çok test çözerseniz sizin yararınıza olacaktır. Eğer kanalımıza ilk defa geldiyseniz lütfen son videomuzdan geriye doğru testleri çözün. Çok daha yararlı olur. Bir kursa yazıldınız ve kursa gidemediniz. Örnek veriyorum derslere yetişemediniz. Bunun için sizler için tüm dersleri video haline getirip paylaştık arkadaşlar. Bu videonun açıklama kısmında tüm videoların linki var. Trafik İlk yardım ve motorla alakalı videolarımız var. Mutlaka onları izleyin. Konu anlatımlı videolar. Lütfen kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın. Mutlaka yazın arkadaşlar. Bu çok önemli. En çok doğru yapan arkadaşımızı yorumlarda sabitleyeceğim. En üste sabitleyeceğim. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.